Soralım da bugün gözdeki kırılma kusurlarını inceliyoruz. Gözdeki kırılma kusurları dediğimizde içine bir sürü hastalık giriyor. Bunlar miyopi, hipermetropi ve astigmat göz. Yanımızda miyop gözleri konuşmak üzere göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Akif Özdamar var. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam miyop göz nasıl oluşuyor? Miyopi kırma kusurları içerisinde aslında toplumda en sık gördüğümüz kusurlar arasında yer alıyor. Ortalama toplumdaki her 4 kişiden bir tanesinde miyopi var. Her 4 kişiden birinde miyopi var. Her 4 kişiden bir tanesi. Popülasyon instansı, toplum instansı %25 civarında miyopinin. Tanı peki koyma sıklığı ne? 4 kişiden birinde var ama hepsi tanı alıyor mu? Aslında miyoplar tanı konma konusunda diğer hastalıklara göre oldukça şanslı hastalıklar. Çünkü miyopi bireyin uzak görme yeteneğini önemli ölçüde azalttığı için çok erken doktora başvuran ve tanısı erken konan, tedavisi erken yapılan hastalıklar arasında yer alıyor. Miyopi aslında yalnız başına basit bir refraksiyon kusuru değil. Miyopi gözün aksiyel uzunluğunda büyüme ile birlikte giden ve gözün pek çok dokusunda anatomik, patolojik bir takım değişikliklere yol açan bir hastalık. Miyopide ilk ortaya çıkan olay gözün aksiyel uzunluğunun uzaması. Normal insan gözü ortalama 22 ile 24 milimetre arasında, ortalama 23 milimetre civarında bir aksiyel uzunluğa sahip. Yani insanın gözü 2.3 santimetre uzunluğunda. Bu aksiyel uzunluk göz büyümeye başladığı zaman, burada görüldüğü gibi gözün korneası ile arka retin arasındaki mesafe uzamaya başladığı zaman basitleşiyor mu yani göz? Hayır, uzamaya başlıyor. Uzuyor. Büyümeye başlıyor göz. Büyümeye başladığı zaman bizim miyopi adını verdiğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Bu büyüme aksiyel uzunlukta, yani korneadan skleraya kadar olan alanda meydana geliyor. Ve gözün her 1 milimetre büyümesi gözün 3 dioptri miyopiye, 3 numara miyopiye kaymasına neden oluyor. Tabii bu aksiyel uzunluktaki göz boyutlarındaki büyümeyle orantılı olarak da miyopinin çeşitli evreleri ortaya çıkıyor. Farklı tipleri ortaya çıkıyor. Örneğin gözün büyümesi aksiyel uzunluğu belli bir dioptriye kadar, ki bu 7 dioptriye kadar, 7 dioptriye kadar olan hastalara biz bildiğimiz gözlük numarası değil. Evet, gözlük numarası 7'ye kadar gözlük olan numarasının ilk grup. Evet, 7 dioptriye kadar olan grubuna biz basit miyopi ya da yalnız aksiyel miyopi adını veriyoruz. Basit miyopinin diğer miyopi türünden farklı, basit miyopide gözde sadece miyopik refraksiyon kusuru adını verdiğimiz gözlük kusuru var. Hastalar gözlük taktığı zaman normal insanlar gibi %100 görme kalitesine ulaşabiliyorlar. Siz gözü muayene ettiğinizde de gözün miyopik refraksiyon kusuru dışında herhangi bir patolojisi yok. Yani gözün retina tabakası dediğimiz görme tabakası normal, gözün optik siniri, sarı noktası, koroidal donanımı tamamen normal ölçüler içerisinde. Göz daha fazla uzamaya başladığı zaman olaya farklı bir boyuta geçiyor. İkinci evreye geçiyor. İkinci grup sınıflandırdığımız miyopi tiplerine biz patolojik miyopi adını veriyoruz. Patolojik miyopide göz 27 milimetrenin daha üzerine çıkıyor uzunluk olarak. Ve göz numarası nereye doğru genişliyor? Peki göz sonuçta çukuru belli bir alan. Evet, göz numarası 7 dioptrinin üstüne çıkıyor. 8, 10, 15, 20, 25, 35. Ben 42 dioptriye kadar olan miyopileri görebildim. Gördüm yani. Göz nereye genişliyor? Göz genellikle ön arka aksta orantılı olarak genişlemeye başlıyor. Ama patolojik miyopide aksiyel uzunluktaki artış arkada stafilom dediğimiz gözün beyaz tabakasının, sklerasının arkaya doğru lokalize genişlemesi tarzında olduğu için patolojik miyopilerde arkaya genişleme daha belirgin oluyor. Tabii yüksek miyop gözleri biz uzaktan gördüğümüz zaman, baktığımız zaman dahi algılayabiliriz, fark edebiliriz. Bu gözler normale göre daha büyük gözler. Baktığınız zaman normalden çok büyük görünen gözler. Bu farklılık özellikle hastanın bir gözü yüksek miyopsa daha belirgin hale geliyor. Tek bir gözü mü daha büyük oluyor? Evet, tek gözü kocaman görünüyor hastanın dışarıdan bakınca ama diğer gözü normal boyutlarda olabiliyor. Tabii patolojik miyopide gözün görme tabakası, retina tabakasında da bir takım değişiklikler oluyor. Gözün sarı noktası. Yani arkadaki sinirlere de zarar verir değil mi? O arkadaki görme tabakasına da hasar veriyor, evet. Arkadaki görme tabakasının sarı nokta dediğimiz bölgesinde buradaki hücrelerde değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor.
Bu sarı nokta dediğimiz, adını verdiğimiz bölgenin gerisindeki koroid dolanında bozukluklar başlıyor. Bu nelere neden olabilir peki hocam? Bu tabakanın görme yeteneğini gittikçe azalmasına, hastanın görme kalitesinin azalmasına yol açıyor. Bu hastaların görme kalitesi eğer sarı noktada çatlaklar, kanama gibi, retina pigment epiteli adını verdiğimiz hücresel değişiklikler gibi değişiklikler başladığı zaman görme kalitesini %90-95 azaltabiliyor. Siz hastanın miyopik refraksiyon kusurunu gözlükle ya da kontak lensle düzeltseniz dahi hastanın görme kalitesini belli bir seviyenin üstüne maalesef çıkartamıyorsunuz. O yüzden patolojik miyopların daha erken fark edilip... Hocam burada bir şey sorabilir miyim izninizle? Evet. Patolojik dediğimizde altta yatan sistemik bir hastalıktan mı bahsetmek gerekir? Böyle bir şey de algılamak mümkün mü? Yok, hayır. Altta yatan sistemik bir hastalık yok. Miyopi pür gözü tutan bir hastalık. Patolojik miyopiden kastımız gözde anatomik değişikliklerin dışında gözdeki aşırı büyümenin getirdiği görme tabakası, koroid, görme sinirleri değişikliklerinin ortaya çıkması, hastanın görme potansiyel kalitesinin gözlük düzeltmesine rağmen artırılamamasını açıklamak için verdiğimiz özel bir ad. Patolojik miyoplarda biz yalnız gözlük derecesine değil, retinadaki bütün bu değişikliklere bakıyoruz. Tabii retinadaki değişiklikler yalnız sarı noktada sınırlı değil. Bunlarda göz ileri derecede büyüdüğü için retinada aynı balonun cidar tabakasına incelme gibi gittikçe inceliyor. İncelen bu retina ve koroiddeki dolaşım bozuklukları periferik retinada bir takım dejeneratif alanların ortaya çıkmasına, bu alanların da kolay yırtılır hale gelmesi ve retinada yırtık oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. O yüzden bu hastaları özellikle retinadaki yırtıklara bağlı retina dekolmanı açısından daha dikkatli izlemek, hastaların ileride dekolman gelişmeden fark edilmesini ve bunun tedavisini kolaylaştırıyor. Bu ikinci grup daha ciddiyet arz eden. Üçüncü bir grup da var mı? Üçüncü grup yok. Aksiyel miyopi, patolojik miyopi iki grupta yer alıyor. Patolojik miyopların oranı daha azdır. Popülasyondaki miyopinin neredeyse %80'i aksiyel miyop tarzındadır. Erken tanı aldıkları için. Hani miyop dediniz ya, genellikle şanslı oluyor, evet, erken geliyorlar, evet, diye. Değil ya, erken tanıdan dolayı değil. Genetik farklılıktan dolayı patolojik miyopi genellikle generalize bir dejeneratif hastalık. Yani genetik özelliği genetik var, özelliğinden dolayı daha çok monogenik kalıtımla aktarılan, aktarım paterni, genetik paterni farklı olan bir hastalık. Görünme sıklığı ne hocam peki? Görünme sıklığı normal miyopların %20'sinden daha az. Yani 100 tane miyop hasta varsa bunların 20 tanesi ve altında olanı patolojik miyopiyi teşkil ediyor. Geri kalan miyopik popülasyonun %80'i bizim aksiyel miyop adını verdiğimiz, gözlük derecesinin 7 dioptri ve altında kaldığı, görme potansiyelinin çok iyi olduğu ve yalnızca gözlük kullanma kusuru, yani gözlük takma problemi olan hastalara teşkil ediyor. Peki hocam, bir grup bahsettiğiniz gibi yalnızca görüşü etkileyen bir rahatsızlık, ikincisi çok acil tedavi alması gereken bir grup. Tedavide farklılıkları var mı bu iki grubun? İki grup tedavide de farklılıkları var. Biz basit miyoplar dediğimiz aksiyel miyoplarda yalnızca gözlük numarası ihtiyacı olan ama bunun dışında görme tabakasında, retinasında herhangi bir patoloji olmayan hastalarda yalnızca periferik retina muayenesi yaparak periferik retinasında retina dekolmanına yol açabilecek herhangi bir predispoze lezyon var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında hastaların gözlük derecelerini, refraksiyon kusurlarını düzelterek net görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle o zaman gözlük mü veriliyor? Öncelikle evet, öncelikle seçeneğimiz gözlük verme. İlk olarak hastalara gözlük veriyoruz. Tabii miyopi progresif bir hastalık. Yani miyopi 6 yaşları civarında başlıyor. 6 yaş civarında, evet, 6 yaş civarında başlıyor. Bunun nedeni ne? Genetik aktarımın ortaya çıkması, fenotipe dönüşmesinden çünkü kaynaklanıyor. Çünkü aslında şöyle de sorulabilirdi. Her yaşta görülebiliyor mu miyopi? Miyopiyi her yaşta görmüyorsunuz. Örneğin 1 yaşındaki bir çocukta aksiyel miyopiyi çok fazla görmüyoruz. Bunun nedeni çünkü göz yeni doğanda normal gözün 2/3 oranında büyük. Aynı yeni doğan çocuğun boyu ne kadar küçükse göz boyutları da küçük. Bu boyutlardaki küçülme ortalama boyutların %66'sı, 3'te 2'si civarında. Bu 3'te 2'lik göz büyüyerek tama ulaşmaya çalışıyor ilk aşamada. Bu 2 yıl sonuna kadar artarak devam ediyor ve çocukların gözü 2. yılın sonunda erişkin boyutlarının neredeyse %98-99'una ulaşıyor. Bu hız artabilir. Yani bir senede ne kadar göz derecesi artabilir miyop gözde?
Tabi burada aksiyel miyopla patolojik miyopta fark ediyor. Örneğin aksiyel miyoplarda büyümenin hızlı olduğu dönemler var. Boy uzamasıyla birlikte giden. Göz boyun, mi uzuyor boy uzamasıyla? Evet, boyun hızla uzadığı dönemlerde göz numarasındaki en büyük ilerlemeler saptanıyor. Dolayısıyla yani ergenlik çağında hızlı seyreder demek mümkün. Evet, evet. Genellikle boyun hızlı ilerlediği dönemlerde biz hastalarda gözlük numarasında ilerlediğini görüyoruz. Bizim ailelere önerimiz boyu da uzama olduğu zaman mutlaka gözlük numarasında da oynama olacaktır. Getirin görelim diye. Sıklık doktora götürme sıklığı ne olmalı hocam? Miyopi saptandığı zaman iki şey öneriyoruz. Bir yılda bir getirin mutlaka görelim. İkincisi bir yıl dolmadan dahi eğer çocuğunuzun uzak görmesinde problem varsa, televizyona yakından gidiyor, örneğin sıraları arka sıralardan göremiyorsa tahtayı gözlükle, gözlük numarasında ilerleme olabilir düşüncesiyle tekrar doktora getirmesini istiyoruz. Hı. Ya yıllık kontrol ya da hastada görme ile ilgili şikayet varsa beklemeden gelmesini öneriyoruz. Evet. Hı hı. Bu dönemde hızlı artıyor dediğiniz, sonraki seyri nasıl oluyor peki? Aksiyel miyopi genellikle 18-20 yaş civarında stabilize olmaya başlıyor. Artık ondan sonraki değişiklikler çok küçüktür, böyle 0-25 gibi 3 yılda 2 yılda çok ufak değişikliklerle devam ediyor ama patolojik miyopi 40-45'e kadar artmaya devam ediyor. 40-45 yaşları civarında özellikle skleranın sertleşmesi, yaşlılığa bağlı sertleşmesiyle bu hastalarda miyopi yavaşlamaya ve durma eğilimine gidiyor. Hı hı. Ama bizim en çok grubumuz, en büyük hasta popülasyonu olan grup 18-20 yaş civarında stabilize oluyor miyopide. Bu aynı zamanda tedaviyle ilgili de bir yaş grubu değil mi? Miyopide çünkü lazer tedavisi biliyoruz ki başarıyla uygulanan bir tedavi. Evet. Bu anlamda bu yaş grubu için uygulanan tedaviler hakkında da bilgi alabilir miyiz? Tabii. Biz bu hastaları 18-20 yaşına kadar takip ediyoruz. Gözlük derecelerindeki artışa bakıyoruz. Gözlük derecesindeki artışın durmasını bekliyoruz. Stabilize olmasını bekliyoruz. Tabii stabilize olduktan sonra hastalar genellikle doktor bey benim gözlük numaram durmuş artık, lazer olabilir miyim sorusuyla bize geliyor. Tabii bu soruyla gelen hastaları muayene edip alternatiflerini önce söylemek gerekiyor. Alternatiflerinden bir tanesi kontak lens örneğin. Kontak lens kullanımı da tabii oldukça etkin bir yöntem. Popülasyonda pek çok insan, milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Ancak onun da kendine özgü problemleri var. Bunlar neler? Bakım gerektiriyor. Eğer çocuk ya da hasta hijyenik koşullara dikkat etmezse korneasında bir takım iltihabi değişiklikler yapabiliyor. Görme kalitesini azaltıcı, görme kaybına yol açan değişikliklere yol açabiliyor. O yüzden bizim kontak lens hastalarımızın önemli bir kısmı doktor bey ben lens takamıyorum artık, sorunlarım var, lensten kurtulabilir miyim diye geliyor bize. O yüzden bu yaşa geldiği zaman hastalara olacak alternatifleri gözlük, kontak lens, refraktif cerrahi, lazer cerrahisi. Sırasıyla bunlar değil mi? Tabii sırasıyla deniliyor. Bunları söyleyerek hastaya uygun olan alternatifi bulmaya çalışıyoruz. Peki bundan sonra lazerle tedavi geliyor. Lazer geçtiğimiz yıllardan bugüne dek birçok ilerleme kaydedildi. Günümüzde bu ameliyatlarda göz cerrahisinde, miyop göz cerrahisinde lazerin geldiği nokta nedir? Yani bunu şöyle açıklayabilirim. Yani işte her teknolojinin bir evrimi var, her tedavinin bir evrimi var. Dolayısıyla lazer cerrahisi ilk 80'li yılların sonunda başladı. 80'li yılların sonundan 2011 yılına geldiğimizde büyük adımlar attı. Örneğin bizim 90'lı yılların başında ilk kullandığımız lazer aletleri alan ablasyonu dediğimiz korneanın ortasına 6-6,5 milimetre tek bir lazer enerjisi alan şeklinde uygulayarak korneayı tıraşlamaya yarayan yöntemlerdi. Günümüze geldiğimiz noktadaki lazerler 1 milimetrenin altında küçük spot kullanarak korneanın yüzeyini tarayıp korneada çok düzgün, daha düzgün bir yüzey oluşturabilecek kapasiteye geldi. Biz eskiden mikrokeratom adını verdiğimiz korneayı bıçakla kesip
kaldırıp bir flap oluşturup, çok incedir bu flap. Kağıt kalınlığında, bir kağıt ortalama 100-120 mikron civarında. Bu flapler de 100 mikronun üzerinde kağıt kalınlığında flapler oluşturarak kornea yüzeyini tıraşladığımız, sonra flebi tekrar kapattığımız yöntemlerdi. Günümüzde geldiğimiz uygulama, korneayı lazerle flap oluşturup istediğiniz kalınlıkta 90-100-110 mikron kalınlığında bu flebi kaldırıp, daha sorunsuz şekilde kaldırıp, sonra tekrar lazerle korneayı tıraşlayıp düzeltip korneanın kurvatürü dediğimiz bombeliğini azaltarak kırma gücünü azaltır hale geldi. Lazerler ilk çıktığında, örneğin intralase dediğimiz femtosaniye lazerler, korneada flap oluşturan, kapakçık oluşturan lazerler 10-15 kHz hızındaydı. Şu an 150 kHz'ı geldi. 5 jenerasyon değişti. Tabii Excimer lazerlerde de çok gelişmeler var. İlk lazerler alan ablasyonu iken günümüzde 1 mm'nin altında spot tarama yöntemiyle korneayı tıraşlayıp düzgün bir yontma yapabilen, düzgün bir kornea buharlaşması yapan. Hastaya getirisi nedir hocam? Yöntemler çok gelişti. Süre zaten kısa lazer ameliyat süreleri değil mi? 10-15 saniyelik bir süreden bahsediliyor. Evet. Yani toplamda bunlar 10-15 dakikalık bir süreler. 10-15 süreler dakikalık. Çok şeydi. Evet. Çünkü hastanın hazırlanması, bir lazer alınması, öbür lazere geçirilmesi, orada tekrar hazırlanması, bunlar aşamalar. Ama lazerlerin toplam uygulama süreleri sizin dediğiniz süreler daha kısa, ama hastanın ameliyata girmesiyle çıkması daha farklı süreler. Peki bu mikronla ifade edilen kalınlıklar hastaya ne gibi getiri sağladı? Daha sonraki konforu hastaya, mu sağlıyor? Evet, bunların hastaya tek getirisi oldu. Görme kalitesi. Görme kalitesi değişti. Evet, görme kalitesi değişti. Eskiden lazer ameliyatı olduktan sonra görme kalitesi daha mı düşüktü? Tabii yeni lazerlerin, yeni teknolojilerin görme kalitesini artırma, görme kalitesini koruma özellikleri daha gelişti. Örneğin eski lazerlerle yaptığınız ameliyatlarda hastaların gece görmesi dediğimiz, gece görme kalitesi bizim için çok önemli. Çünkü geceleri göz bebeği genişlediği için gözün optik sisteminin bütün kusurları ortaya çıkmaya başlar. Normal insan gözünde böyledir. Normal insan gözünde gece göz bebeği dilate olmaya, genişlemeye başladığı zaman gözde var olan bütün kusurları görürsünüz. Örneğin gece gökyüzüne baktığınız zaman hiçbir yıldızı nokta şeklinde görmezsiniz. O yıldız yıldız şeklindedir. Dağılır, saçılır. Bizim aberasyon dediğimiz gözün optik hatalarından dolayı nokta şeklinde görülemez yıldızlar. Ama işte bizim son kullandığımız teknolojideki lazer kalitesinin iyileşmesi görme kalitesini de düzeltmeye başladı. Gece de çok iyi görüyor bu hastalar. Evet, gece de daha iyi görüyorlar. Görme kalitesinde bozulma olmuyor en azından. Bu çok önemli. Eski lazerlerde gece görme kalitesinde önemli azalmalar vardı. Hastaların bize geldiği zaman en büyük şikayetleri gece görme kalitesinin bozulması ile ilgiliydi. Doktor bey, gece göremiyorum. Gece görme kalitem düştü. Gece baktığım zaman ışıklarda dağılmalar, saçılmalar oluyor derdi. Ancak yeni yapılan, yeni teknoloji lazerlerle bu görme kalitesi sorunları daha da azaldı, minimalize oldu. Gözlük dereceleri sıfırlanıyor mu hocam? Bu da çok sorulan sorulardan, lazer ameliyatlarından şimdi, sonra. Yani halk arasında bunu çok sorulur. Bize gelen hastaların da ilk söylediği şey, doktor bey numaram sıfır olur mu? Sıfır olmaz. Hiçbir insanın numarası sıfır değil, lazer sonrasında numara sıfır olmaz. Zaten var olan normal gözde sıfır değil mi? Kesinlikle değil. Evet. Hiçbir insan sıfır değil. Yani sokaktan biz 100 tane hasta insanı getirsek, bunu cihazlarla ölçsek hiçbirinde sıfır görmezsiniz. Çok azında birkaç tanesini, 3-5 tanesini tesadüfen sıfır numarası bulabilirsiniz. Çünkü göz akomodasyonu olan bir yapı. Yani göz merceği sürekli göz numarasını ufak aralıklarla, ya artex yarım dioptri aralıklarla, oynamalarla kontrol eder. Yani değişiyor göz dereceleri. Evet, değişkendir. Yani ve refraksiyonu, yani kalıcı refraksiyonu insanların hiçbir zaman sıfır değildir. Önemli olan sıfır olması değil. Önemli olan artex'i 0-50 dioptri aralığına getirebilmeniz. Eğer siz hastaların gözlük numaralarını... 0-50 çok önemli bir derece ama. Evet, artex'i 0-50 aralığında tutturabiliyorsanız bu hastalar gözlük kullanmadan günlük hayatlarını mükemmel şekilde sürdürebiliyorlar. Bizim de hastalara söylediğimiz şey şu. Bizim başarı kriterimiz lazer sonrası gözlük derecelerinizi artex'i 0-50 aralığına sokmak. Bu aralığa getirebilirsek siz gözlük kullanmadan hayatınızın %95'ini rahatlıkla sürdürebilir hale geliyorsunuz. Gözlük bağımlılığınız ortadan kalkıyor. Gayet iyi bir görme kalitesine ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar süreyle peki hocam? Ömür boyu korunuyor mu bu başarı? Bu başarıyı yakalama oranımız hastalarda %90 ile %95 arasında değişiyor modern lazerlerle. Peki değişimin nedeni ne? Neden değişiyor? Yine göz yapısına bağlı nedenler mi?
Bu sizin az önce sorduğunuz, yani bu ömür boyu korunabiliyor mu? Eğer hasta ilk bir yıl içerisinde herhangi bir sorun yaşamazsa, bu numara ilk bir yıl içerisinde korunursa, bu genellikle yaşlılık değişikleri başlayana kadar devam ediyor. İlk bir yıl çok önemli ilk bir yıl kriter. Önemli. Evet, eğer ilk bir yıl o önemli. Yıl içinde i̇lk bir sorun yıl yoksa içerisinde devam edecek. Geri dönme, biz tıbbi adına regresyon diyoruz. Regresyon dediğimiz olay ortaya çıkmazsa, bu gözlük numaraları yaşlılık başlayana kadar devam ediyor. Burada bunu noktanın, bunu kelimenin altını çizmek istiyorum. Çünkü gözle yaşlanmak pek çok şeyi değiştiriyor. Gözlük derecesini de değiştiriyor. Yaşlılık başladığı zaman bizim korneamız değişmeye başlıyor. Bizim göz içi kristalin lens dediğimiz göze gelen görüntüleri odaklayan ikinci sistem değişmeye başlıyor. Bunun kırıcılık indeksi değişiyor. Tabii bu değişiklikler gözlük numaralarını yeniden oynatabiliyor, yeniden değiştirebiliyor. Ama yaşlılık değişiklikleri başlayana kadar ilk bir yıl sonunda gözlük numaranız neyse lazer cerrahi sonu onu sürdürebiliyorsunuz yaşlanma değişiklikleri görülene kadar. Bu hastaların %5'i ile 10'u civarında gözlük numaralarında tekrar ortaya çıkma olabiliyor lazer cerrahi sonrası. Bunun önemli bir nedeni bizim kornea dokusunu tıraşladıktan sonra hastanın kendi bünyesi, kornea dokusu bunu yeniden çoğaltmaya, üretmeye, lazerin yaptığı etkiyi yok etmeye çalışıyor. Bu yok etme değişik şekillerde oluyor. Çünkü onu normal biliyor değil mi vücut ve onu yeniden yaratmaya mı çalışıyor? Tabii yeniden etkini oluşturmaya çalışıyor. Normal biliyor değil. Örneğin biz kornea merkezini lazerle tıraşlayıp düzelttikten sonra kapaklarımız gözün orta kısmına daha az basınç uyguluyor. Bu az basınç uygulama buradaki hücrelerin çoğalarak normale gelmesini sağlamaya uyarıyor, çalışıyor. Gözde bir takım biyomekanik değişiklikler oluşuyor. Lazerle biz korneayı buharlaştırdığımız zaman buharlaştırmadığımız etraftaki alan değişikliğe uğrayarak merkezdeki etkiyi bir kısmen dengelemeye çalışıyor. Bütün bu değişiklikler göz numarasının ilk bir yıl içerisinde bir miktar geri dönmesiyle sonuçlanabilir. %5 ile 10 arasında evet, bir grup dediniz. %5 ile 10 arasında bir grup. Bu gözlük numarasıyla çok ilişkili. Bunu belirleyen bildiğimiz en önemli faktör gözlük numarası. Örneğin biz 10 yıl önce 9 numara, 10 numara, 11 numara hastalara da lazer yapıyorduk. Ama gördük ki bu hastalara lazer yaptıktan sonra bunlarındaki geri dönüş oranı %5'lerin 10'ların üstüne çıkıyor. Bazen %20-30'lara geliyor. İdeal gözlük numarası oranından bahsetmek tabii gerekiyor o zaman. Tabii Artex'i 0-50 aralığının dışına çıkanların miktarından bahsediyorum. Evet. Tabii bu oranlar yüksek olduğu için artık 8 numaranın üstündeki hastalara, miyop hastalara lazer yapmıyoruz. Onlara değişik alternatifler, farklı alternatifler, göz içi mercekleri gibi başka alternatifler var. Son 10 yılda eski klinik çalışmaların getirdiği sonuçlara dayanarak biz lazer cerrahisini miyoplarda -8 dioptriye kadar çıkartıyoruz. -8 dioptrinin üstüne çıkınca diğer alternatiflere yönlendiriyoruz. -8'in altına indiğiniz zaman bu oran %5'lerin altına iniyor. Ve oldukça başarılı bir cerrahi. Tabii komplikasyon her cerrahide olabilecek şeyler. Lazer cerrahisinde de komplikasyonlar neler var. Neler olabilir hocam? Örneğin mekanik keraton dediğimiz biz bıçakla korneayı keserek lazer yaptığımız dönemlerde mekanik aletlerin hatasına, bıçak kalitesine ya da gözdeki biyolojik özellikleriyle mekanik keratomun uyuşmamasına bağlı bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin bazen biz korneada bu ince tabakayı oluştururken bu tabakayı bir yerde kesmeyip o bölgede askı şeklinde katlanmasını istiyorduk. Bazen bu tabaka total kesiliyordu. 360 derece serbest flap dediğimiz sorunlar oluyordu. Bazen korneanın ortasında bu tabakayı keserken çok ince bir nokta ortaya çıkıyordu. Bu ince nokta bizim lazer yapmamızı engelleyebiliyordu. Yani bu tür sorunların oranı eskiden %1 ile 1/1000 arasındaydı mekanik keratomlarda. Bu oran şu an 6/1000 ile 10/1000 arasına kadar düştü. Çok çok azaldı. İntralase dediğimiz femtosaniye lazerle korneayı kestiğimiz hastalarda daha azaldı. Daha güvenli yapıyoruz lazer cerrahisini. Sorunları daha azaldı ama cerrahin hiçbir zaman sorun sıfır değildir. Yani sorun kabul edilebilir seviyelerin altına düşmesi önemli. Dünya standartlarını yakalamamız önemli. Kabul edilebilir seviye nedir hocam? Kabul edilebilir seviye aslında göz cerrahisinde %1. Yani %1'in altına inebiliyorsanız siz komplikasyon oranında bu cerrahi güvenli, kabul edilebilir ve başarılı uygulanabilir bir cerrahi. O yüzden LASIK cerrahisi bugün dünyada en çok yapılan göz ameliyatları arasında yer alıyor. Bunun da önemli bir nedeni güvenlik. Yani hastalarda
yarattığı sorunların çok çok az olması, sonuçların başarılı olması, bu cerrahinin bu kadar yüksek uygulanmasıyla. Hocam çok sorulan sorulardan biri de acı veren bir işlem mi? Çok kısa bir işlem. Evet söylediniz siz de ama evet. Hani eskiden de şöyle yakınmalar olurdu. Hissetmedim, iyi geçti. Sonrasında batma gibi yakınmalarım oldu. Hem ameliyat sırasında duyulan acıdan hem de sonrasında yaşanacak sıkıntılardan bahsetmek mümkün mü? Tabii hastaların sorduğu sorulardan bize, hocam bu yapacağız ama ağrılı mı? Tabii ağrısı hiçbir cerrahi yok sonuçta cerrahi. Ağrı şeyi var, faktörü var. Postoperatif dönemde, intraoperatif dönemde. Şimdi kornea uyguluyoruz biz bu cerrahi. Korneanın şöyle bir avantajı var. Kornea sinirleri çıplak. Yani sinirleri bizim miyelin adını verdiğimiz kılıflar yok. Dolayısıyla biz korneayı uyuşturucu damlalarla, anestezik ilaçlarla damlatarak uyuşturduğumuz zaman çok kısa sürede mükemmel anestezi sağlayabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var korneanın. Dolayısıyla işlem esnasında hastalar ağrı pek hissetmiyorlar. Basınç hissediyorlar, belki sizin kapaklara dokunmanızı hissediyorlar ama işlem esnasında hastalar çok ağrı hissetmiyor. Bunu hastalarla konuştuğumuzda da ameliyat sonrası söylüyorlar bize ya. Doktor bey ağrı yok da ameliyat sonrası. Ha ameliyattan sonra ağrı var mı? Her cerrahide ağrı var. Kornea cerrahisinde, lezik cerrahisinde de ağrı var. Ama ağrıyı örneğin bizim eskiden yaptığımız yüzey ablasyonları ağrılı yöntemlerle karşılaştırdığınızda ağrı oranı çok azdır. İlk 5-6 saat içerisinde hafif bir ağrı oluyor hastalarda. Ağrıdan çok hastaların şikayetleri genelde yanma, batma ve sulanma hissiyle ilgilidir. Bu ne kadar sürüyor? Bu ortalama 4-6 saat. O 6 saatten sonra hastalarda bu hissin azaldığını, ertesi gün uyandıkları zaman genelde ağrı hissinin olmadığını görüyoruz. Hastanede muayene olurken, ilaç satın alırken yaşadığınız zorlukları, hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz tüm konuları Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla konuşuyoruz. Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu HTV'de. HTV, Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu. Hocam lazer cerrahisinde mutlaka hastanın sahip olması gereken şartlardan bahsettiniz. 18 yaş gibi, gözlük derecesi gibi. Bu ameliyata uygun hastalar için gittikleri merkezlerde ya da gittikleri doktora sormaları gereken soru ne olmalı? Neyi sormalılar bu ameliyata karar vermek için? Tabii hastalar geldiği zaman aslında bize sordukları soruların %90'ı yani belki sonradan sorulacak sorular. İlk sorular değil, ilk sorulması gereken sorular değil yani. Hastaların aslında sorması gereken sorular en az 4-5 tane çok önemli soru var. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi göz yapısının lazer cerrahisi için uygun olup olmadığı. Biz hastalara sizin göz yapınız, korneanız, lazer cerrahisine uygun değil dediğimiz zaman çoğu zaman üzülüyorlar. Aslında üzülmemeleri, sevinmeleri gerekiyor. Çünkü gereksiz bir işlemden gereksiz kurtulmuş risk oluyorlar. Almamış oluyorlar. Riskten bu çok önemli. Yani. Risk faktörü. Yani bizim ilk yaptığımız değerlendirme risk faktörü analizi. Yani lezik cerrahisine karar vermede son 5 yılda risk faktörü analizleri önemli yer tutmaya başladı. Bu risk faktörü analizlerini biz değişik şekillerde yapıyoruz. Değişik teknik testler sonrası karar veriyoruz buna. Bu testlerde biz hastanın korneasının kalınlığına bakıyoruz. Kalınlık haritasını çıkartıyoruz. Korneanın her bir noktasında kalınlığı ne kadar? İkincisi topografi paternini çıkartıyoruz, bakıyoruz. Hastaların ön topografilerinin özel bir deseni vardır. Bu desen değişik sınıflandırmalarda klasifiye edilmiştir ve bellidir. Hangi desen normaldir, hangi desen anormaldir, altında bir hastalığı gösterebilir ya da ileride sorunu gösterebilir bize. Bu belli desen, haritalar var. Evet, evet. Bu topografik desen haritasına bakıyoruz. Daha sonra hastanın wavefront haritası adını verdiğimiz gözün daha küçük düzeyde, daha alt düzeydeki aberasyonları ileride görme kalitesini etkileyebilecek aberasyon haritasını çıkartıyoruz. Bütün bunları bir araya getiriyoruz. Ondan sonra hastanın gözlük numarasıyla ilişkilendiriyoruz.
Yani gözlük numarası belki bizim en sona baktığımız şeylerden bir tanesi. Aslında ilk sordukları sorular, evet. Dediğiniz gibi sonra sorulması gereken sorular. Hastaların ilk sorduğu soru bize, doktor bey benim numaram 4 numara, gözüm uygunmuş dediler. Niye olmuyorum ya da niye bana lazer önermediniz gibi. Aslında bizim gözlük numarası baktığımız en son değerlerden bir tanesi. Biz önce gözün böyle bir cerrahiye uygun olup olmadığını değerlendirmek için gözün anatomik dokularına, optik fonksiyonlarına ve aberasyonlarına bakarak bir karar veriyoruz. Ondan sonra gözlük numarası bunu kaldırır mı kaldırmaz mı ona bakıyoruz. Yani gözlük numarası daha sonra değerlendirdiğimiz bir değer. Tabii kontak lens takan hastalarda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Tabii kontak lens gözün korneasında önemli değişikliklere yol açtığı için kontak lens kullanımı kornea kalınlığını etkiliyor. Neden hocam? Nasıl böyle bir etkiye neden oluyor? Çünkü kontak lens korneanın beslenmesini bozuyor. Fizyolojisini değiştiriyor. Bütün bu değişiklikler de gözde anatomik bir yapıya, yapısal değişikliğe yol açıyor. Korneanın desen haritasını değiştiriyor. Topografisini değiştiriyor. Korneanın kalınlığını değiştiriyor. Yani bizim lazer kararı verirken baktığımız 2-3 tane önemli parametrede değişikliğe yol açıyor. Kontak lens kullanımı hastanın gözlük derecesini etkiliyor, değiştiriyor. Örneğin kontak lens kullanan bir hastaya bir hafta sonra siz gözlük numarasını ölçün, bir ay sonra ölçün, farklılıklar bulabilirsiniz. Ama tedavi yollarından bahsederken gözlükten sonra kontak lens de öneriyoruz dediniz. Süresi mi önemli burada? Kontak lensi az tabii, kullanmış olmak mı kriter? Uygun kullanması çok uygun önemli. Kullanmak. Uygun kullanması önemli. Hastalar bazen kontak lensi bir hafta takıyorlar. Yani biz bunu asla istemiyoruz. Her gün mutlaka çıkarılmasını istiyoruz. Bazen aynı lensi lensin ömrü dolduğu halde kullanmaya devam ediyorlar. Bazen kontak lens kullanımı hiç ara vermiyorlar. Yıllar boyu kullanıyorlar. 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl. Dolayısıyla halbuki gözde ara sıra da kontak lensi ara verip içtiyse yılda 2 hafta, 1 ay gözlük kullanmaya devam edip korneanın normal fizyolojisine dönmesini sağlamak, beklemek gerekiyor. Bunlar yapılmazsa kontak lensle ilgili ciddi sıkıntılarımız olabiliyor. Peki hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Çocukluk çağında da miyop göz çok sık rastlanıyor. Çeşitli yaşlarda görülüyor. Bu el oyun cihazlarının ya da televizyonun, bilgisayarın özellikle miyop gözde bir etkisi var mı? Hayır, kesinlikle yok. Yani ailelerin bize söylediği şey, doktor bey siz çocuğu uyarın bakın. Yani bu çocuk çok bilgisayar karşısında, çok televizyon seyrediyor, çok oyun oynuyor, o yüzden gözü bozuldu. Şöyle söyleyeyim, 100 yıl önce yapılan miyopi instans çalışmalarıyla şu anda yapılan instans sıklık çalışmaları arasında hiçbir fark yok. Yani 100 yıl önce televizyon çağından, bilgisayar çağından önce popülasyonda ne kadar miyop oranı varsa günümüzde de aynı oran var. Etkilemiyor. Yani miyopi genetik bir hastalık, kalıtsal bir hastalık. Oluşmasında değil ama o hani derecenin artmasında ilerlemesinde, da mı? İlerlemesinde de bildiğimiz kadarıyla etkisi yok. Yani şu anki bilimsel çalışmalar, büyük, geniş serili bilimsel çalışmalar onu gösteriyor bize. Tabi burada önemli olan yani çocuğun 8 saat bilgisayar başında kalıp miyopi dışında başka sorunlara yol açmaması. Miyopi dışında özellikle dikkatin uzun süre toplandığı durumlarda göz kırpma refleksi azaltıp göz yaş kalitesiyle ilgili ciddi problemler olduğu için. Ne kadar olmalı peki maksimum bu oyunlarla aşinalık, birlikte olmalı? Ara verilerek yapılmalı. Örneğin siz 3 saat çalışmanız gerekiyorsa yarım saat çalıştıktan sonra bir 2-3 dakika gözünüzü kapatıp dinlendirmek. Çalışma başında, ekran başında kırpma refleksini bilinçli olarak artırmak. Çünkü insanlar bir yere dikkatli baktıkları zaman refleks olarak kırpma sayıları azalmaya başlıyor. Normalde 4 ile 8 defa kırpar dakikada insan. Ama dikkatli bir yere bakarsanız 1 dakikada 1 kere bile kırpmayabilirsiniz. Evet, evet. Bu göz yüzeyinin kurumasına, gözyaş film tabakanın incelmesine ve gözde kurumaya bağlı hasarın ortaya çıkmasına yol açıyor. Kaç dakikada bir de kadar kırpmalı o zaman? Bunu yapmanız kolay değil, çok kolay değil. Biz hastalara söylesek de çoğu zaman unutuyorlar. Bu konuda ideal yöntem, hiç değilse yarım saat çalışıyorsanız gözünüzü birkaç dakika kapatıp dinlendirip sonra tekrar aktivitenize dönmek. Bu çok rahatsız ediyorsa ilave gözyaşı damlalarıyla, yapay gözyaşı damlalarıyla gözyaşı film kaliteyi biraz daha normale döndürmek daha iyi bir çözüm gibi görünüyor. Peki sizden aynı zamanda göz sağlığıyla ilgili öneriler de aldık. Bunlarla birlikte önerebileceğiniz başka şeyler var mı? Miyoplara benim önerim mutlaka her sene göz doktorunuza gidin, gözlük numaralarınızı kontrol edin. Ailelere de önerim çocuklarınızı mutlaka yakından gözleyin. Eğer çocuğunuz televizyona çok yaklaşıyorsa,
okulda öğretmeninizden şikayet geliyorsa, tahtayı göremediğine dair, anlatılan şeyleri algılamada güçlük taşıdığına dair, mutlaka yine göz doktoruna götürüp gözlük numarasını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Uzmanına soralım da gözdeki kırılma kusurlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu kırılma kusurları içinde hipermetrop göz de çok büyük bir yer alıyor. Yanımızda bu konuyu konuşmak üzere göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Haluk Talı var. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam, hipermetrop gözde çok sık rastlanan bir görme kusuru. Nasıl oluşuyor gözde hipermetrop? Hipermetrop göz aslında doğuştan oluşuyor. Hipermetropluk demek gözün kırıcılığının yeteri kadar fazla olmaması durumu. Göze gelen görüntü, gözün önündeki kornea dediğimiz saydam tabakada kırılıyor. Arkasından gözün merceğinde bir daha kırılıyor ve belli bir yol kat ettikten sonra görme merkezine ulaşıyor. Gözün korneası yaklaşık 40-45 derece, merceği 20 derece kırıcılıkta ve belli bir ön arka uzunluğu var. Bu kırıcılıklardan geçen ve bu 23 milimetrelik mesafeyi kat eden görüntü görme merkezine ulaşabiliyorsa normal gözden bahsediyoruz. Ulaşamıyorsa gözün kırıcılığı fazla gelişiyor. Miyop gözden bahsediyoruz. Eğer kırıcılık yetersiz kalıyorsa ise bu zahiri olarak görüntü gözün arkasında odaklanıyor anlamına geliyor. Arkada oluşuyor hipermetropluk görüntü ve yakını göremiyor değil mi hasta bu durumda? Çok doğru değil aslında. Miyopluk hipermetropluğun zıttı. Yani miyopluk gözde görüntü çok fazla kırılıyor. Gözün kırıcılığı fazla geliyor. Gözün de gereğinden fazla kırıcılık var. Onun için miyoplar yakını gözlüksüz de görebiliyorlar. Hipermetroplarda ise yeteri kadar bir kırıcılık olmadığı için özellikle yakında zorlanıyor hastalar. Ama uzak için de hipermetrop gözlük kullanmak durumunda oluyorlar. Özellikle gençlik çağlarında gizli hipermetropluğu olanlar bile 40'lı yaşlardan sonra uzak içinde hipermetrop gözlükleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Yakın için bile 40'lı yaşların getirdiği presbiyopi durumuna giriyorlar. Uzakta ayrı. Presbiyopiden bahsetmeden önce hocam, bu rahatsızlık bir kere kırılma kusuru diyoruz buna. Bir hastalık değil, tabii. Değil mi gözdeki? Hastanın yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Şimdi bu hastaların gözleri yeteri kadar kırıcılığa sahip olmadığı için özellikle yakına bakarken gözlerinin mercekleri yetersiz kalıyor odaklayabilmek için ve bir yorgunluk yaratıyor. Bu yorgunluk, okurkenki yorgunluk, okumayı sevmeme, dersle ilgisinin azalması ve bir tembel çocuk baştan meydana getiriyor. Ve anne baba bunun hiç farkında değil. Benim oğlum okumayı sevmiyor diyor. Halbuki çocuğun, çocuk okudukça rahat edebilse derdi olmayacak. Belki bayağı da okumayı seven birisi olacak ama hipermetropluğunun getirdiği okurken çabuk yorulma dolayısıyla okumayı sevmeyen, ondan sonra ders çalışmayı sevmeyen bir çocuk olabiliyor. Onun için anne babaları mutlaka ve mutlaka çocuklarını daha okullar başlamadan 3-4 yaşında bu göz muayenelerinden geçirtip çocuklarında bir gözlük ihtiyacı var mı yok mu? Özellikle hipermetropluk var mı yok mu? Bunun mutlaka farkında olmaları gerekiyor. Diğer hastalar için yani sadece kitap okuyamamakla ilgili bir sıkıntı değil mutlaka. Onların da yaşam kalitesini bozan etkileri vardır değil mi bu hastalığın? Şimdi tabii ki hipermetropluk derecesi yükseldikçe görme kalitesinde ve kuvvetinde de ciddi problem oluyor. Burada ikinci büyük sıkıntı da iki göz arasında bir fark varsa, daha yüksek numaralı kalmış hipermetroplarda, yüksek numaralı hipermetrop göz tembel kalıyor. İki tembellik, göz arasında da derece tabii, farkı olabiliyor. Farkı varsa tembel kalıyor ve bu tembellik ömür boyu o gözün az görmesi anlamına geliyor. Yani fark edilmezse 7 yaşından önce ve bir çaresi bulunmazsa, bir önlemi alınmazsa, 7 yaşından sonra biz çocuğu görsek ve tembelliği tespit etsek inanın çok fazla yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Yani okumayı sevmemekten çok gözün tembelliği durumu bizim için çok daha ciddi önem taşıyor. Hipermetrop için kritik yaş o zaman 7 ve öncesi mi demek gerekiyor? Tabii tabii. Şimdi şöyle anlayalım. Gözün belirli bir boyutlara ulaşması zaten 2-3 yaşında tamamlanıyor. 2-3 yaşından sonra göz hipermetropsa kısa kalmış demektir. Ve uzamayacaksa ömür boyu da kısa kalacaktır.
hipermetropluk zamanla olunan bir şey değildir. Doğuştan zaten hipermetropuzdur. Gözümüz kısa kaldığı için. Ha, belki gözlük ihtiyacımız zaman içinde ufak tefek değişiklikler gösterebilir ama mutlak değer her zaman aynıdır. Bir damla damlatıp gözün bebeklerini genişlettiğimiz zaman yaptığımız ölçüm 3 yaşında neyse hipermetroplarda bir değişiklik olmaz. 7 yaşında da olur, 10 yaşında da, 40 yaşında da olur. Ama diyelim ki bir 3 numara hipermetroptan bahsediyoruz. Buna belki 7 yaşına kadar 3 numara gözlük veririz. 7 yaşından sonra 1-2 numaraya bile düşer. Belki gözlüksüz bir dönem yaşayabilir. Hı-hı. Gençlik çağlarında. Hı-hı. Ama 40'lı yaşlara gelince yine 3 numara uzak gözlüğüne dönecektir. Bir de 40 yaşına geldiğimiz zaman başka bir rahatsızlık çıkıyor. Yakını görememe rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Presbiyopi ortaya çıkıyor. Hipermetrop gözle presbiyopi arasındaki fark nedir peki? İşte bu gözümüzün merceğinin uzağa bakarkenki destek olduğu yakına bakma refleksi 40'lı yaşlarda azalmaya başlıyor. 3 numara olan kırıcılığı 40 yaşında 2 numaraya düşüyor. 50 yaşında 1 numaraya düşüyor. 60 yaşında hiç kalmıyor. Yani uzakta normalde hiç gözlük kullanmayan birisi 40 yaşında 1 numara, 50 yaşında 2 numara, 60 yaşında 3 numara yakın gözlük ihtiyacı hissediyor. Buna presbiyopi deniyor. Hı hı. Presbiyopi dönemiyle birlikte gözün merceği artık yakına bakarkenki kırıcılığını kaybettiği için gizli hipermetroplara uzaktaki desteğini de çekmeye başlamış oluyor. Yani 40'lı yaşlarla birlikte gizli hipermetropi aşikar hipermetropi haline gelmeye başlıyor. Aynı zamanda presbiyopi dolayısıyla daha yüksek numaralı gözlükleri de yakına bakarken kullanıyoruz. İkisi arasındaki fark bu. Peki hipermetropiye döndüğümüzde bu görme kusurunda günümüzde hangi tanı ve tedavi yöntemleri kullanılıyor hocam? Şimdi hipermetropi dediğimiz durumun iki ana sebebi var. Onu bir öncelikle anlatmamız gerek. Bir, gözün önündeki kornea tabakası yeteri kadar dik değil. Daha düz. İki, gözün boyu yeteri kadar uzun değil, daha kısa olabilir. Şimdi hipermetropi numarasına göre biz bazı tedaviler yapabiliyoruz. Tabii ki en çok yaygın bilineni lazer ameliyatı. 4 numaraya kadar hipermetroplarda lazerin gayet başarılı tedavi sonuçları verdiğini biliyoruz. 4 numaraya kadar. Evet. 6 numaraya kadar hipermetrop tedavileri lazerle yapılabiliyor. Ama kornea tabakasının eğimine bağlı bu. Kornea tabakası ne kadar düzse lazerde bu hipermetropi tedavisi o kadar cesaret edilebilir oluyor. Daha başarılı diyebiliriz. Cesaret edilebilir oluyor diyelim. Öbür şekilde yapmıyoruz zaten. Yani ne kadar daha yükselebiliyor peki hipermetropluk derecesi? En çok onu kaç derece? Biraz sonra onu size mutlaka anlatacağım ama önce şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu kornea tabakasının eğimini sivrileştirerek, dipleştirerek hipermetrop tedavisi yapıyoruz. Normal bir göz, eğimli bir göz. Normal bu kornea tabakasının belirli eğimleri var. Yani düz bir korneanız da olabilir, sivri bir korneanız da olabilir. Ama biz lazerle bunu daha da sivrileştiriyoruz. Zaten sivri olan bir kornea tabakasını daha da sivrileştiremeyiz. Sivrileştiririz ama meme yapar o zaman. Yani görme kalitesi tamamıyla bozuk. Hastayı son derece mutsuz edici bir durum olur. Onun için göze lazer tedavisi yapmamız için kornea tabakasının belirli bir eğimde olması gerekiyor. Daha sivri olursa hastamıza kusura bakmayın sizin gözünüz hipermetrop lazeri için uygun değil diyoruz. Başka tedaviye giriyoruz. Ya da 6 numaranın üzerindeki hastalarda zaten gene lazer yapmıyoruz. Başka tedavilere gidiyoruz. Yapabilirsek gözün önünde, gözün merceği ile korneası arasında yeteri bir derinlik varsa, gözün hiçbir şeyine dokunmadan o araya bir mercek yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama hipermetrop gözler, kısa gözler ve basık gözler oldukları için genellikle öyle bir boşluğu, derinliği göremiyoruz. Öyle bir boşluğu, derinliği göremezsek de o zaman gözün kendi doğal merceğini çıkartıyoruz. Ve o doğal merceğin içine gözün hipermetropluğunu yani yetersiz kaldığı kuvvetini yerine koyacak yeni bir mercek yerleştiriyoruz. Ve genellikle 40'lı yaşlardan sonra bu ameliyatı öneriyoruz. Presbiyopi çağında başladı. Hem uzak hem yakının birlikte görüldü.
durumlarda bu tip cerrahileri yapıyoruz. Bunun dışında lazer tedavisinin hipermetropide yeri nedir hocam? Lazer tedavisi dediğim gibi eğer kornea tabakası belli bir eğimdeyse ve gözümüzün numaraları tedavi edilebilir numaralarsa o zaman lazerde yapabiliyoruz. Hipermetroplarda lazerin başarı şansı miyoplar kadar yüksek miyoplar değil. Miyoplar da biraz daha yüksek, daha yüksek değil mi hocam? Çünkü sebebi var. Biz ne yapıyoruz? Kornea tabakasını sivrileştiriyoruz. Fakat sivrileştirdiğimiz bir tabakayı da sürekli göz kırparak bastırıyoruz. Yani kendimiz devamlı gözümüzü kırpa kırpa sivrileştirdiğimiz kornea tabakamızı bastırmak zorunda kalıyoruz. Bazı korneyalar buna dayanıyor. Gayet uzun ömürlü bir lazer başarısıyla gayet memnun yaşayabiliyor ama bazı hastalarda işte bu kapak basısı biraz tedavi etkisinin geri dönmesine, hipermetropluğun tekrar ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bir de hocam astigmat göz var. Göz kırma kusurları içinde bir grup bu da. Bunun görülme sıklığı hipermetrop göz ve miyoptan daha mı azdır? Ve ayrıcı tanıları nasıl yapılıyor hocam? Şimdi astigmat hem miyoplarla hem hipermetroplarla beraber olabilir. Aslında en çok görülen kırma kusurudur. Yani miyopunuz vardır 5 numara. Yanında 0.25 astigmatı vardır. Gene astigmatınız vardır. Yani hasta hipermetrop... ne uzağa net görebiliyor, ne yakını net görebiliyor. Böyle bir durum mu? Yok, astigmat öyle bir durum değil. Astigmat biraz gözün önündeki kornea tabakasının küresel olmaması durumu. Yani her tarafı aynı eğimde değil. Bir tarafı biraz daha düz, bir tarafı biraz daha basık. Biraz silindir gibi göz. Biraz oval bir tabak gibi düşünün. Gözün bir ekseniyle bir ekseni aynı kırıcılıkta değil. Onun için göze gelen görüntü iki ayrı noktada odaklaşıyor astigmatlarda. Bu iki ayrı odak noktası bulanık görme yaratıyor. Uzağı görürken uzağı bir de bulanık görüyorsunuz. Yakını göremiyorken yakını bir de bulanık görüyorsunuz. Bir de hipermetrop ve miyop olmadan da astigmat olabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Sırf astigmat olabilirsiniz. Sırf astigmatı da miyop ya da hipermetrop şekilde oluyorsunuz. Burada da özellikle bu sadece astigmat baskınsa hastalar gene biraz bir şekilde görebilirler gözlüksüz de ama onlar da gözlüksüzlüklerin karşılığını hep baş ağrısı olarak alırlar. Yani gözlük kullanmayan astigmat mutlaka baş ağrısı çekiyordur. Bunun aksi mümkün değildir. Yani ben astigmatım ama gözlük kullanmıyorum ve hiçbir şeyim olmuyor. Bu çok kolay görülebilir bir şeydir. Baş ağrısı çekilir bir şey değil yani. Çekilir bir şey değildir. Onun için astigmat hastalar özellikle lazer olduktan sonra o baş ağrısından kurtulunca inanılmaz mutlu oluyorlar. Peki astigmatta lazerin yeri nedir hocam? Gene aynı şey. Yani miyopun ve hipermetropun varlığına gözünün hipermetrop ya da lazer hipermetrop ya da miyop lazeri olabilip olamayacağı durumlarına bağlı. Yanında eşlik ettiği miyopiye ya da hipermetropiye ve gözünün kornea durumuna bağlı. Genellikle yüksek başarılı yani miyoplar gibi yüksek başarılıdır astigmatlarda. Belli bir numaraya kadar tabii 5-6 numaranın üzerinde astigmat tedavisi gene yapamıyoruz. Belli sınırlarımız var. Ama gözü uygunsa bugünkü çok ileri teknoloji özellikle wavefrontlu lazerlerle astigmatın çok iyi şekilde tedavi edilebildiğini görüyoruz. Peki hocam röportajdan önce kısa sohbet etmiştik sizinle. Şunu sormuştum belki burada da yeri gelmişken sormakta fayda var. Bazı hastalarda şöyle yakınmalar oluyor. İşte bir gün gittim göz muayenesine birisinde 3 derece çıktı gözümün derecesi. Başka bir gün gittim başka bir derece çıktı. Bu mümkün mü? Yani her muayenede farklı derece çıkar mı? Her muayenede farklı derece çıkabilir ama genel kavramlar aynıdır. Eğer düzgün bir muayene yapılırsa başından sonuna bu düzgün muayene hastanın hikayesinin doğru alınması. Düzgün muayene nedir? Evet, onu belki hastanın derdini gerekiyor. İyi anlamak. Evet. Hastanın söylediklerine kulak açıp gerçek şikayetini anlamaya çalışmak. Sistemik bir eşlik edebilecek hastalığının var olup olmadığını anlamak. Muayenenin tam yapılması yani göz muayenesinden bahsediyorsak düzgün ölçümlerle gözlüğünün ölçülmesi, gözünün dibinin muayenesi, damlalı muayeneyle tekrar ölçümlerin tekrarlanması ve bununla tekrar gözlük
muayenesinin bir daha iki kere yapılması her şeyin, hı hı, ve damla bir damlasız şekilde iki, evet, kere yapılması. Peki sistemik hastalıklara bakıyoruz dediniz. Evet. Hangi sistemik hastalıklar bu görme kusurlarında etkili olabilir ve farklı neticeler verebilir? Şimdi çok oynayan bir şekeri olan diyabetlerde her gün değişik numaralar ölçebilirsiniz. Hı hı. Diyelim hasta bugün 130 şekerle geldi, eksi bir görebilirsiniz. Bir numara miyop görebilirsiniz. Yarın 300'e çıkarsa şekeri, 300 ile başka bir kliniğe giderse 3 numara miyop bulunabilir orada. Oradaki doktor da şekeriniz var mı diye sormadıysa, aa senin doktorun sana bir vermiş ama senin gözün 3 numaraymış deyip, hı hı, damlanın muayenesine rağmen 3 numaralık gözü verebilir ve kendisinde emin bir şekilde verebilir. Başka ne olabilir? Hemen bir şeker ölçtüreceksiniz. Başka ne olabilir? Çok dikkatli bakabileceğiniz bir katarak gelişimi birdenbire bir sene içinde bu hızlı, hı hı, numara değişimi. Aslında pek de katarakta benzemiyordur ama yani hani 3 numaraya sebep olabilir mi diye bir daha dikkatli gözle baktığınız zaman çekirdeğinin biraz sertleştiğini gördüğünüz bir mercek olabilir. Yani gözün katarakta başlıyorsa birdenbire bir numara değişikliği görebilirsiniz. Korneanın yapısı değişiyorsa, inceliyorsa, bükülüyorsa ki keratokonus deniyor bu hastalığa. Hı hı. Her gün her yerden başka gözlük reçeteleri alabilir. 5 numara miyop, 5 numara astigmat ölçümleriyle gelir size. 0.50 miyop, 1 numara astigmat gözlüğü verebilirsiniz sana. Çünkü çok değişkendir. Keratokonus'ta gözlük muayenesiyle gözün ölçümlerinin verdiği sonuçlar. O çok zaman ayrıcı tanının çok büyük önemi var. Günümüzde tabii, de hemen her tabii, yerde göz yani, muayenesi yapılıyor gözlükçülerde bile. Bir kornea haritası şey çektirmeyen bir keratokonus hastası, keratokonus olduğunu bilmeden 10 tane doktora, çok iyi doktora gidip 10 tane çok farklı reçete alabilir ve hiçbirisinden de memnun kalmayabilir. Tabii bu durumlarda hani benim numaram değişiyor, ben tuttur hemen korneasının ne durumda olduğunu ortaya çıkartacak. Her bilgiyi kornea ile ilgili verecek. Elimizde haritalarımız var. O harita bize her şeyi gösterecek. Yani her durumda o duruma yönelik özel tetkiklerle, özel bir iki farklı tetkikle belki bu işi daha doğru, daha düzgün söylememiz mümkün. Normal bir muayenede peki bakılmıyor mu hocam mesela bu hastalığa? Çok ayrıntılı bir plan yapıyordunuz. Normal bir muayenede bakılmıyor. Eğer bir gözlük almaya geldiyseniz sizin bilgisayar ölçümleriniz yapılıyor. Gözlük numaralarınıza bakılıyor. Sonra göz bebekleriniz genişletiliyor. Tekrar göz numaranıza bakılıyor. Tamam tutuyormuş deniyor. Göz dibinize bakılıyor. O da güzelmiş. Geçmiş olsun güle güle. Standartta biz de bakmıyoruz. Ama çok genç hızlı birisi ilerleme ise, varsa değil mi dediniz? Bir şikayet varsa, hı hı, hani biz de bakmıyoruz. Hayır, normalde bakmıyoruz. Hı hı. Ben bir refraktif cerrah olarak her hastaya bana gözlük için gelse bile en azından lazer uygun mu diye bir tetkiklerine bakmak istiyorum. Hı. İleride şimdi de düşünmese, hı hı, seneye düşünür, öbür sene düşünür diye. Onun için ama yani bu ciddi bir ekipman ve ciddi bir personel gerektirir. Her hastanenin, her yoğun ortamında bu teknikleri her gözlük isteyene yapabilmek kolay bir iş değildir. Ciddi masraflı bir iştir. Onun için hiçbir yerden de beklenemez bunun yapılması. Hastanın biraz değil mi? Uyanık olması gerek belki durumda. Biraz şanslı olması lazım. Şanslı biraz tabii. Faktör. Ama yani şikayetlerini dinleyen bir doktor zaten kaçırmayacaktır, hı hı, bunu. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.